hafıza teknikleri ve animasyonlarla 5 aşamada Faruk Nafız Çamlıbel'e başlıyoruz arkadaşlar. Faruk Nafız Çamlıbel. Faruk Nafız Çamlıbel arkadaşlar, belinde çam var. Belinde çam olan adam Çamlıbel. Tam karşımızda bir çoban var. Yanında da çeşme var. Han duvarlarının yanında duruyor. Herhalde arkadaşlar Çamlıbel'in bir sorunu var. Bir arayış içerisinde. Çobana doğru geldi arkadaşlar. Şunu söyledi. Şarkın sultanlarını arıyorum dedi. Evet, sorununu öğrendik arkadaşlar Çamlıbel'in. Şarkın sultanlarını arıyorum dedi. Çoban da şunu söyledi. Dikkat et, burada canavar var diyor arkadaşlar. Dikkat et, burada canavar var diyor. Peki Çamlıbel kendisine güvenecek miydi? Canavara doğru gidecek miydi? Şimdi bunu öğrenelim. Çamlıbel gitti arkadaşlar. Biz de onun peşinden yavaş yavaş gidelim. Evet. Gerçekten arkadaşlar canavarla karşılaştık. Ben şöyle yavaş yavaş geriye doğru gideyim. Canavar bana zarar vermesin. Hadi Çamlıbel, göster şu canavara. Şimdi Çamlıbel sana gösterecek. Merak etme, canavar. Akıncı gelsin. Akın geldi. Vur Akıncı. Evet, canavarı yerle bir ettik. Canavar artık gitti. Biz kimi arıyorduk? Şarkın sultanlarını arıyorduk. Şarkın sultanlarını bulduk. Karşımıza Şarkın sultanları geldi. Çamlıbel de geldi arkadaşlar. Çamlıbel geldi. Bakalım ne dediler Şarkın sultanları. Bir ömür böyle geçti ama gönülden gönüle kahramanımızı bulduk dedi. Çamlıbel'e kahraman dediler. Ve gökyüzünden arkadaşlar yıldız yağmuru geliyor. Yıldız yağmuru. Şimdi hikayemiz böyleydi arkadaşlar. Bunları tek tek açıklayalım. Bir han vardı arkadaşlar. Eserimizin adı Han Duvarı vardı burada. Han duvarları. Çobanın yanında bir çeşme vardı arkadaşlar. Eserimizin adı Çoban Çeşmesi. Şarkın sultanlarını arıyorum demişti. O da dikkat et, burada canavar var demişti. Gerçekten canavar karşımıza çıkmıştı. Eserimizin adı Canavar. Akıncı gelmişti arkadaşlar. Bir yumruk attı, devirdi. Eserimizin adı Akın. Devam ettik. Şarkın sultanlarını gördük arkadaşlar. Çamlıbel geldi. Şarkın sultanları eserimizin adı. Bir ömür böyle geçti. Eserimizin adı Bir Ömür Böyle Geçti. Gönülden gönüle ve kahraman dedik. Gökyüzünden yıldız yağmuru geliyordu. Eserimizin adı Yıldız Yağmuru. Evet arkadaşlar, bunları bir daha tekrarlarsak bir yerde toparlayalım animasyonumuzu. Çoban Çeşmesi dedik arkadaşlar. Eserimizin adı Çoban Çeşmesi. Duvarımız vardı. Han duvarları. Evet arkadaşlar, karşımıza canavar çıkmıştı. Eserimizin adı Canavar. Akıncı vardı. Akın. Şarkın sultanları arkadaşlar. Eserimizin adı Şarkın sultanları. Bir ömür böyle geçti. Gönülden gönüle kahraman dedik. Ve yıldız yağmuru arkadaşlar. Yıldız yağmuru Faruk Nafız Çamlıbel'in eserleriydi. Hepsini bir kompozisyonda topladık. Şimdi de arkadaşlar klasik metotla devam ediyoruz. Hececilerin en başarılı ismidir. Faruk Nafız Çamlıbel hececilerin en başarılı ismidir. İlk şiirini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Daha sonra milli edebiyat akımından etkilenmiş hece ölçüsüne dönmüştür. Han Duvarı şiirinde Anadolu'nun güzelliklerini anlatmıştır. Çoban Çeşmesi adlı şiirinde arkadaşlar Anadolu insanının yaşamını anlatmıştır. Evet, Faruk Nafız Çamlıbel'in şiirleri, Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle Bir Ömür Böyle Geçti. Tiyatrolar arkadaşlar, Canavar, Akın, Kahraman. Demek ki Akıncı gelip canavarı devirmişti. Orada iyi bir tiyatro rolü gördük arkadaşlar. Demek ki tiyatroları Canavar, Akın ve Kahraman. Roman arkadaşlar, Yıldız Yağmuru. Evet, gökyüzünden bir yıldız yağmuru gelmişti. Romanı Yıldız Yağmuru. Evet arkadaşlar, Faruk Nafız Çamlıbel'i animasyonlarla ve hafıza teknikleriyle anlattıktan sonra soru aşamasıyla devam edelim. Gelsin sorumuz. Evet, sorumuz geldi.
Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafız Çamlıbel'e ait doğru bir bilgi değildir? A. Hececilerin en başarılı ismidir. B. Çoban Çeşmesi adlı şiirinde Anadolu insanının yaşamını anlatmıştır. C. Yıldız Yağmur isimli romanı vardır arkadaşlar. Yıldız Yağmur isimli romanı vardır. D. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. E. Han Duvarları, Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle isimli şiirleri vardır. Şimdi arkadaşlar, burada doğru seçeneğimiz D seçeneği. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Yanlış. Aruz ölçüsünün yanında hece ölçüsüyle de yazmıştı. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Böylece arkadaşlar soru aşamasını da çözdükten sonra, yaptıktan sonra arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz. Sizlere başarılar diliyoruz.